Değerli izleyenler merhaba. Dişlerimizde ya da diş etimizde hiç beklenmedik zamanlarda sorunlar ortaya çıkabiliyor. Peki bu durumlarda yapılacak ilk müdahale nasıl, ne önem taşıyor? Reçetede bugün acil müdahale gerektiren diş sorunlarını ele alacağız. Sorularımızın yanıtını verecek isim diş hekimi Oktay Somay olacak. Sizlerin de ağız ve diş sağlığı ile ilgili sormak istedikleriniz olursa 0224 211 1075'ten bizlere ulaşabilirsiniz. Oktay Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün ilk müdahale gerektiren problemleri konuşacağız dedik. Ancak böyle bir şey söz konusu mudur? İlk olarak dilerseniz onu soralım size. Çünkü sinyallerini biz önceden alıyoruz galiba. Evet. Yani bizim için müdahale, acil müdahale olarak demiş olduğumuz şeyler esasında travmalardır. Hı-hı. Yani çocuklar koştururken veya hani bisikletle gezerken ederken veya herhangi bir trafik kazası olduğunda almış oldukları dişe travmalar bizim için acil olaraktan kabul edilebilir. Ama hani benim dişimde bir anda bir ağrı meydana geldi, hani acil hemen diş hekimine gittim diyerekten söylediği zaman aslında evet bu hasta için belki acil olabilir ama düşündüğümüz zaman da hasta bunu 3 ay evvelinden 6 ay evvelinden bu ağrıları yavaş yavaş hissetmeye başlamıştır zaten. Yani diş sinyalini vermiştir. Ben buradayım, beni bir götürün bir hekime bir gösterin diyerekten söylediği bir süreç vardır. Ama biz gitmediğimiz zaman artık en üst nokta neresiyse biz o zaman gidip her halükarda işlem yaptırıyoruz. Biz de ona hani acil olaraktan söylüyoruz. Ama tabii insanın ağrısı olduktan sonrasında her şey acildir esasında baktığımızda. Evet. Yani bu acil müdahale dediğimizde ilk olarak ağrılar aslında bizim aklımıza gelen ama tabii ki bunun öncesi var. Diş ağrılarının oluşumuna neden olan şeyler nedir peki? Şimdi diş ağrılarına en baştaki olan şey çürüktür esasında. Yani kişinin ağzında bir çürük söz konusuysa, çürük ilk başlarda bir soğuk sıcak hassasiyeti olaraktan başlar. Soğuk sıcak hassasiyeti zaman içerisinde sinirlerin olmuş olduğu bölgeye doğru çürük ilerledikçe, oradaki pulpanın yani dişin özüne yaklaştıkça ağrılar çok daha üst düzeye gelmeye başlar. Üst düzeye gelmeye başlaması da şöyledir. Yani kişi şunu söyler, kafamı duvarlara vuracak şekilde ağrım oldu veya hani duramıyorum yerimde diyerekten başladığı bir süreç oluşur. O zaman hani hekime gelmesi gibi bir durum olur. Biz bir film alırız, filmi almış olduğumuzda baktığımızda dişin kökünde bir iltihap var mı yok mu diyerekten bakarız. Eğer dişin kökünde bir iltihap değil de bizim dediğimiz gibi dişin sinirinde bir problem söz konusuysa dişin sinirini açarız. Dişin sinirini açtığımız zaman da oradaki rahatlama meydana gelir. Yani bu şöyle bir şeydir, nasıl altta bir iltihaplanmada dişte bir şişme ve şey meydana geliyor. Hani apse dediğimiz zaman kimselerde hemen aklında yüzümde şişlik meydana geldiği gibi oluyorsa sinirlerin olmuş olduğu bölgede de orada bir genleşme meydana gelir. Bu genleşme de bu kalp atışı gibi böyle bir ağrı meydana getirir. Ama orayı açtığınız zaman da her halükarda hasta rahatlar. Rahatladıktan sonra kan altı tedavisine başlarsınız. Ondan sonrasında da hastayı evine gönderirsiniz zaten. Bu ağrıların peki daha çok gece yoğunlaşmasının bir nedeni var mı? Bu da çok merak edilenler arasında oluyor ağrılarla ilgili. Vardır. Neden? Çünkü biz düşündüğümüz zaman da gün içerisindeki koşturmanın içerisinde ağrıyı biraz tölere edebiliyoruz. Ama gece olmaya başladığı zaman ağrı eşiğimiz düşmeye başlıyor. Biraz daha fazla kendimizi dinlemeye başlıyoruz. Biraz daha yoruluyoruz. Yoruldukça ağrıyı daha fazla hissetme gibi bir durumumuz söz konusu oluyor. O yüzden de herkesin ağrısı yani gündüz tölere bildikleri ağrıyı geceyi tölere edememe gibi bir durumları söz konusu oluyor açıkçası. Bu da aciliyet saatini ona göre değiştiriyor. Evet, acile gidenlerin gece acile gitmelerinin nedeni de herhalde bu ağrının çok fazla zorluğa çıkması oluyor. Burada yani, yapılan ilk müdahale ne oluyor peki? Yani buradaki o filmi aldığı zaman hani biz veya arkadaşlar aldığı zamandaki duruma göre eğer iltihaplı bir durum söz konusuysa yani apse söz konusuysa dişin kökünü ondan kaynaklanmış ise bir antibiyotik veriyoruz. Her halükarda antibiyotiğin etkisini göstermesini bekliyoruz. Yani bu iltihabı veya apseyi bir balon gibi düşünebilirsiniz. Yani orada balon şişiyor. Balon şiştikten sonra antibiyotik kullanmaya başladığınızda balon yavaş yavaş küçülüyor. Balon küçüldüğü zaman dışarıya kemiğe meydana gelen basıncı azalıyor. Kemiğe meydana gelen basıncı azaldığı için de ağrısı hafiflemiş oluyor. Ama antibiyotiklerde biliyorsunuz hani hemen bir tane içtiğiniz zaman da etkisini göstermiyor. Yani en az 3 gün içmek zorundasınız ki o etkisini gösterebilsin diye. O zaman hekimin yapabileceği herhangi bir şey yok. Yani ilacını yazıp hastayı göndermek zorunda. Ama yalnızca dişten kaynaklanan yani çürükten bu pulpitis dediğimiz bir şeydir. Sinirlerden kaynaklanan bir şey söz konusuysa o zaman her halükarda anestezi yapıyoruz. Siniri açıyoruz. Açtığımız zaman yani hiçbir şey yapmasak bile yalnızca siniri açsak bile oradaki o basınç altındaki kan dışarıya çıktığı zaman hastada her halükarda rahatlama meydana geliyor. Ondan sonrasındaki randevusunu da veriyorsunuz. Hani siniri alıyorsunuz. Bir miktar genişletiyorsunuz. Randevusunu veriyorsunuz. Daha sonrasında
geldiğinde gün içerisinde dolgusunu yapıyorsunuz zaten hastanın. Burada bir de apse ya da iltihap söz konusuysa zaten çekim de gerçekleşemiyor değil evet, mi? Evet. Yani bizde esasında hastalar hep şunu bekliyorlar. Hani gelelim, çektirelim, işimiz bitsin, biz evet. ondan sonrasında da gidelim. Hani her şey dişe bağımlı olaraktan düşünüyorlar ama iltihabın şöyle bir kötü tarafı var. Yani vücuda her şey kılcal damarlar vasıtasıyla iletilmiş durumda. İltihaplı olan bir dişi çektiğiniz zaman da kılcal damarlar vasıtasıyla bütün vücuda bu iltihabın geçmesi söz konusu. Yani yoksa hani bir ben diş çektirdim, ondan sonrasında şöyle şöyle kötü olaylar meydana geldi gibi bir durum söz konusu hiçbir zaman olmaz. Ya altında sistemik bir problemi vardır hastanın, yani kalp sorunu vardır, tansiyon sorunu vardır, başka bir sorunu vardır. Ya da iltihaplı bir dişi çektirmiştir hasta. İltihaplı dişi çektirdiği için o bütün vücuda yayılır ve bütün vücuda yayıldığı için bu tipte problemlerin ortaya çıkması söz konusu olacaktır. Ama o tip şeylerde ya ben hiçbir hekim arkadaşın o riski almayıp her arkada bir antibiyotik baskısını sağlayıp hastada bir iki gün en azından ağrısını çekip ondan sonra gerekli kalan işlemi gerçekleştireceklerini düşünüyorum. Burada peki apsenin nedenleri neler oluyor? Onun için neler söyleyebiliriz? Şimdi apsenin bir sürü nedeni olabilir. Hani tek bir neden var. Zaten diş hekimliğinin kötü tarafı da odur. Yani tek bir neden olmuş olsaydı, tek bir nedeni çözdüğünüz zaman da problemi halletmiş oluyorsunuz. Evet. Ama birkaç tane neden üst üste geldiği zaman da onun ayrışımını yapmak önemli baktığımızda. Birincisi bir kanal tedavisi yapılmıştır. Kanal tedavisinin ucunda bir miktar sinir dokusu kalmıştır. O bir sinir dokusu daha fazla hani üreme meydana getirirken bir iltihabı meydana getirebilir. Bir neden budur. İkincisi, hasta çok fazla dişlerini sıkıyordur. Çok fazla basınç meydana getiriyordur. Yani dişlerinin üzerine. O basınca karşı vücudun vermiş olması gereken bir reaksiyon vardır. Bundan kaynaklanan bir durum vardır. Diğer taraf periodontal problem. Yani şöyle söyleyeyim, hasta kürdan kullanıyordur. Diş, iki dişinin arasında daima kürdanla temizliyordur ve besin artıklarını kürdanla beraber dişin dibine doğru, köküne doğru itmesi söz konusudur. Köküne doğru ittikçe de orada mikroorganizmanın her arkada artması söz konusu ve iltihaplanma meydana gelmesi söz konusu. Yani tek bir nedenden değildir. Evet. Bir bakarsınız başka bir şekilde kemik erimesi vardır. Yani periodontal başka bir sorun vardır. Artık dişlerde çok fazla sallanma söz konusudur. Diş sallandığı müddetçe de aralarına besin artıkları çok rahatlıkla gider ve bu iltihaplanma meydana gelir. Yani bir sürü etkeni vardır zaten ama hani buradaki çözüm hani diyebilirsiniz ki hani biz apseyi nasıl engelleyebiliriz? Yani diş apsesi oluşması. 6 aylık periyodik şeylere gittiğimiz zaman da, diş hekimine gittiğimiz zaman da her harekette bir problem varsa kendini gösterir. Ki biz, zaten bu bütün başlıklar için aslında öyle değil mi? Bugün birçok başlığı ele alacağız. Evet. Ki farklı diş sorunları ya da ağız sağlığıyla ilgili birçok sorunla ilgili söyleyeceğimiz şey sanırım bu olur. Evet. Kontroller engelleyecektir herhalde bunları. Şimdi ben hep hastaya veya şeye söylüyorum. Yani çürüksüz, dolgusuz bir hayatınızın sonuna kadar gelme gibi bir durumunuz söz konusu olmayabilir. Yani daima bir diş hekimine gitme ihtiyacınız söz konusu. Ama ağrısız bir hayat, diş ağrısız bir hayat geçirebilirsiniz esasında. Yani bunun nedeni de siz periyodlarınızı 6 aylık periyodlarda gittiğinizde daha iş başlangıcındayken yaptırdığınız müddetçe hiç o söylediğimiz diş ağrılarını yaşamadan bütün bir hayatını geçirebilir hastalar esasında. Burada peki apsede hangi durumdayken geliyorlar ya da çok sık geliyorlar mı? Ne gibi sıkıntı yaratıyor kişide? Ya burada çoğunlukla yani yüzü şişmiş olaraktan geliyor hasta. Zaten yüzü şişmiş olduğu zaman ki hani görüntüsü evet. kendisinin de hiç sevmediği bir görüntü her harekete baktığımızda. Hani orada bakılınca belki apse drene edilebilir. Yani hani oradan boşaltılabilir ama o iyi değerlendirilmesi gerekli olan bir şeydir zaten. Ki hasta o zaman ağzını çok fazla açamaz zaten. Hani ağzı da kapalı, çalışma alanınız çok azdır. O yüzden bir antibiyotik baskısı yapıp ondan sonrasında işlem için hani antibiyotin bitmesini beklemek çok daha mantıklı. Bu kişi tarafından peki ertelendiğinde, tedaviye başvurmadığında bir tehlike arz ediyor mu? Şöyle bir durum var. Yani iltihap o demiş olduğum gibi kılcal damarlar vasıtasıyla her zaman diğer vücuttaki organlara da gidiyorlar. Yani ilk başta bir problem yoktur gibi gözükür ama hani bu kümülatif etki dediğimiz yani zaman içerisinde bir damla bir damla bir damla bir damla gelen her şey zaman içerisinde bir göl meydana getirebilir. Evet. O yüzden de biz özellikle hani sağlık problemleri, kalp problemleri olan ve diğer problemleri olan kimselerde bunun çok fazla geciktirilmeden hallettirilmesi onlar açısından önemlidir. Bir başka şey de şimdi bizim ülkemizde çok fazla antibiyotik kullanılıyor. Antibiyotik kullanıldığı için de mikroorganizmaların antibiyotiğe karşı dirençleri gelişmiş durumda. Şimdi biz bir iltihap için bir antibiyotik veriyoruz. Hasta kullanıyor.
Daha sonrasında tekrardan bu tip bir ağrısı olduğunda nasıl olsa şu antibiyotiği vermiştir deyip ikinci bir antibiyotiği kendisi alıyor eczaneden. Kendisi kullanmaya başlıyor. Ama üçüncü de aldığı zaman da artık oradaki mikroorganizma o antibiyotiğe karşı direnç meydana getirdiği için etki etmiyor. Bu sefer diyor ki acaba ne kullanabilirim? Tekrardan geliyor. Tekrardan geldikten sonra başka bir şey veriyorsunuz. Bu artık injectable yani iğne formatına kadar dönebiliyor. Ama hasta hani biraz daha bekleyeyim, biraz daha bekleyeyim. Hani biraz da diş hekimi korkusundan da kaynaklanıyor. Evet. Yani gideceğim şimdi hani o iğneyi vurulmaktansa o ilacı içmek benim için çok daha iyi gibi geliyor. Ama sonunda her arkada çektiriyor. Yani veya çektiriyor dediğim hani o tedaviyi yaptırmak zorunda kalıyor zaten. Evet. Yani ondan kaçış yolu yok esasında. Ki burada diş hekimi korkusunu oluşturan, meydana getiren aslında yine kontrollere gidilmemesi evet. olmuş oluyor evet. değil mi? Yani bizde hep en ağrının evet. en üst noktası beklenildiği için her tedavi en sona kadar. Yani şunu söyleyeyim mesela aslında hiç ağrıyı hissetmemiş olsak hani vücudun içerisinde hiç ağrıyı hissetmemiş olsak ben inanıyorum ki hiç kimse diş hekimine gitmeyecektir. Yani dişlerin hani boyları kısalmış, kırılmış veya ağzında hiç diş kalmamış. Yani ağrı olduğu müddetçe daha çok şey yapıyor gelin evet. söz konusu. Diğer taraftan da estetik geliyor. Yani bize iki tip şey var. Birisi ağrı, birisi estetik zaten yani baktım. Gerçekten şöyle. Çok rahatsız eden bir şeyin olması gerekiyor evet. ne yazık ki. Burada asıl müdahale gerektiren, acil müdahale gerektiren başlığımıza gelmiş bulunuyoruz şu an. Diş kırılması. Diş kırılmaları ne şekilde meydana geliyor? Burada müdahale neden acil olmalı? Şimdi diş kırılmaları bir kronda meydana gelecek. Yani dişin üst düzeyinde getirdiklerini. Yani şöyle yapabiliriz. Şu kısımda meydana gelmiş olan kırıklar varsa. Ki fotoğraflarımızda da az önce görüldü onlar. Evet. Ya çapraz olarak evet. kırılmalar var. Yani görünür pozisyonda olan kırılmalar söz konusu. Burada eğer diş kırıldıktan sonra sinir açığa çıkmamışsa ilk geldiği zaman da biz hastalarda ilk önce bir yumuşak doku yani dudaklarının yanaklarının muayenesini yapıyoruz. Kırılan parça orada kalmış mı diyerekten. Herhangi bir şekilde kırılan parça yoksa hasta eğer şeyi kırılan parçayı da bulmuşsa herhalde ilk önce oradaki dişin üzerine dentin kanallarını kapatmak için bir ilaç sürüyoruz. Bir hafta bekliyoruz. Çünkü her kırılan dişte daha sonra röntgen almış olursa kök kırığı meydana gelebiliyor. Veya oradaki periodontal ligamentlerde bir hasarabiyet meydana gelebiliyor. Dişin oradaki sinirle olan bağlantısı ortadan kalkıp hani sinir açığa çıkmaması bile sinirin ölmesi söz konusu olabiliyor. En azından bir hafta bekliyoruz bir antibiyotik kullandırarak. Baktığımızda herhangi bir ağrı sızısı yoksa hastanın ondan sonraki sonra restorasyonunu yapıyoruz. Ha restorasyonu yaparken kırık parçayı bulmuş getirmişse aynı kırık parçayı kompozit dolguyla beraber o bölgeye tekrardan yapıştırabiliyoruz. Yani böyle bir seçeneğimiz var. Ama baktık ki kırık parçayı bulamadı edemedi. Kullanmış olduğumuz zaten kompozit dolgularda o bölgeyi çok da güzel restore edebiliyor. Bir başka şey dişin tamamen çıkması esasında. Yani hani bakmış olduğunuzda diş tamamen çıkıyor o bölgede. Diş çıktığı zamanda da hani hastaların bilmesi gereken en önemli şeylerden bir tanesi diş yere bile düşse dişi hani bizde bir temizlik hastalığı olduğu için hani yere düşen bir şey ağza konulmaz düşüncesi içerisinde olduğu için hemen suda yıkamaya çalışıyorlar evet. veya fırçayla yıkamaya çalışıyorlar. Yani ya da hekime böyle götürmeyeyim diye. O herhalde. Da olabilir şey içerisinde. Getirirken de hani bize getirirken de hadi yıkamadılar diyelim peçeteye sarıyorlar veya şeye sarıyorlar. Yani buradaki dişin kurumaması lazım. Evet. Yani üstündeki o periodontal ligamentlerin uzaklaşmaması gerekiyor. Bizim ne yapacaklar hastaya, peki? 30 böyle dakika içerisinde eğer o şekilde bir diş. İlk önce eğer diş düşmemişse hani yerinden yalnızca oynamışsa bakmış olursa tekrardan dişi aynı yerine oturtursunlar. Yani hiç şeyleri yok. Aynı şekilde oturtursunlar ondan sonra gelsinler. Ama diş düştü. Hani aradılar buldular şeyi de yaptılar. O zaman dişi ya düşen kimsenin ağzının tükürüğünün içerisinde. Çünkü hani tükürük onun her arkada o ligamentlerin yaşamasını sağlayacak. Ya da sütün içerisinde getirmelerini istiyoruz. Bunu da 30 dakika içerisinde getirilebilirse tekrardan yerine yerleştirme işlemini gerçekleştirdikten sonra biz onu sabitliyoruz. Yani kompozitlerle beraber orada sabitliyoruz. Sabitledikten evet. sonra da hiç kuvvet almayacak bir pozisyona getiriyoruz. Yani normal yerinde kuvveti almayacak pozisyona getiriyoruz ki iyileşmesi gerçekleşebilsin diye. Ha, %100 gerçekleşir mi diye sorarsanız %100 olmuyor. Bunu biz bir 20 gün kadar bekliyoruz. Oradaki şeyleri kaldırdığımız zaman da, kompozitleri kaldırdığımız zaman da baktığımızda ya kaynaşma işlemi meydana geliyor, kemikle dişin kaynaşması meydana geliyor ya da hiç kaynaşma meydana gelmiyor, dişin düşmesi meydana geliyor. O zaman zaten baştan da zaten diş düşmüştü. Biz yapabileceğimizi yapmış oluyoruz. Ondan sonra ne gibi bir tedavi uygulayabiliriz? Ondan sonrasında o şekilde konuşuyoruz zaten hastalarla. Burada bunlar mümkün olmadığında ya da sonrasında dediğiniz gibi diş düşerse eğer uygulanan yöntemler ne oluyor?
Şimdi burada düşen şeyin kimsenin yaşı çok önemli bakmış olduğunuzda. Hı hı. Biz normalde 16 yaşında yani ergenliğe gelip de yani ergenliğinin bitimine kemik oluşumu tamamlanmadığı müddetçe protez yapmıyoruz. Yani sabitlemiyoruz dişleri hı. hiçbir şekilde. Sabitlediğiniz zaman da çünkü arkadan diğer dişler çıktığı zaman da kendilerine yer açabilmek için öndeki dişlere hareket verdiriyorlar. O yüzden ne olursa olsun biz 16 yaşına 17 yaşına kadar bekliyoruz. İmplant için de aynı şekilde yani herhangi bir şekilde bu implant uygulaması gerekecekse bunun için de belirli bir yaşı bekleme gibi bir durumumuz söz konusu oluyor. Ha, o zaman ne yapıyoruz? Pedodontik olarak bazı protezler yapabilirsek onları yapıyoruz. Veya bir tane diş yapıyoruz, yandaki dişlere onları aynı bu yapıştırıcılar vasıtasıyla yapıştırıyoruz. Yani o kimsenin o yaşa gelene kadarki süreci geçmesini bekliyoruz. Ama bir trafik kazası meydana gelmiş. Ondan sonra kişi hani söylemiş olduğum yaşın çok daha üzerinde. Hı hı. O zaman bakıyoruz. Oradaki dokunun iyileşmesini bekliyoruz. Ondan sonra implantını yerleştiriyoruz. Ondan sonra üst yapısıyla beraber ona bir protez yaparak da kullandırmaya devam ediyoruz açıkçası. Hı hı. Burada bazen çatlamış da olabiliyor mu peki diş? Kırılmış ya da kökünden gitmiş olduğundan bahsettik ama çatlamışlık da söz konusu olabiliyor mu? Olabilir. Dişte? Yani dişte çatlak da meydana gelebilir. Bizim kullanmış olduğumuz özellikle dolgu yaparken ki mavi ışıklar var. Hani siz de görmüşsünüz. O ışıkları dişin üstüne tuttuğunuz zaman bu yalnızca şeyden darbeden kaynaklanan diğer şekilde de çatlaklık olabilir. Soğuk sıcak hassasiyetin çok fazla olan kimselerde. O zaman bunların üzerinde de bu hani ilk şey geldiği zaman da dentinin üzerine kapatmak için bir ilaç sürüyoruz diye söylemiştim. Evet. O ilaçtan uyguladığımız zaman o zaten çatlak olan bölge kapanıyor. Kapandıktan sonra hasta hayatına devam ediyor zaten. Yani. Hı hı. O problem çatlak en kolay iş zaten yani. Evet. Burada şimdi dişlerden hazır bahsediyorken 20'lik dişlere de dilerseniz bir geçelim. Çünkü 20'lik diş sıkıntısı çeken çok kişi olabiliyor. Evet. Burada bunun nedeni ne oluyor? Peki ne diyebiliriz 20'lik dişler için? Şimdi 20'lik dişi şöyle diyebiliriz. Sizin bir otoparkınız var diye düşünürsünüz. Otoparkınızdaki şeyler, araçlarınız var. Araçlarınızın hepsi küçük yani orta sınıf araçlar. Ve onun için 32 tane yeriniz var baktığımızda. Ama büyürse eğer hani siz büyük araçlardan almışsanız bu sefer 32 aracı oraya sığdıramıyorsunuz. 32 aracı sığdıramadığınız takdirde ne oluyor? 4 tane aracı daha otoparkın girişinde bırakmak zorunda kalıyorsunuz. Hı. Ama tabii onlara da yani yaşamış olduğu problemde onları da oradan uzaklaştırmak gerekli olacaktır. Esas hani bütün sistem bunun üstüne kuruldu. Evet. Eski zamanlardaki beslenme alışkanlıkları daha çok böyle sert gıdalar yemek üzerine geldiği için sert gıda yediğiniz müddetçe çeneleriniz çok daha fazla büyüyebiliyor esasında. Hı hı. Ve çeneler büyüdükçe de 20 yaş dişleri için gerekli olan yeri de sağlayabiliyorsunuz. Ama zaman içerisinde bizim kullanmış olduğumuz hep hani haşlama yaparaktan hep pişirerekten yediğimiz şeylerde çiğnemeyi çok fazla yapmıyoruz. Yapmadığımız için çenelerimiz çok fazla gelişmiyor. Yani Darwin'in evrim teorisine göre de 20 yaş dişleri hani buna en güzel şey 20 yaş dişleri belki bir 20 sene 25 sene sonra hiç oluşmayacaklar zaten. Evet. Çünkü çenede buna için gerekli yer yoksa bu 20 yaş dişlerinde oluşması söz konusu olmayacaktır. Ki şu anda çekilmek zorunda olunmasının nedeni zaten dediğiniz gibi ona yer olmaması. Evet. Bazen ilk başta diş ağrılarını konuştuk ya o ağrıya kadar çektirmeyip bekleyenler de olabiliyor. Evet. Yani buradaki durum şununla alakalı. Şimdi 20 yaş dişlerinde hani şurada düşünebilirsek bu alt çenede daha çok 20 yaş dişleriyle ilgili problemler alt çenede olur. Üst evet. çenede daha çoğunlukla çıkar. 20 yaş dişleri arka taraflarda ki görmüş olduğunuz şu bölgedeki kemik çok fazla kalındır. Kemik çok fazla kalın olduğu için de kendine çıkamadığı zaman da uç tarafından bir yer çıkar. Diğer taraf tamamen kemiğin içerisinde kalmış olur. Hı hı. O yüzden de çekimleri zordur. Yani ağrı meydana getirdiğinde. Çünkü bu kemiğin içerisinden o dişi çıkartabilmek için kemikten bir miktar almak, kendimize o dişe hareket verecek kadar bir yer açmak, ondan sonrasında da o dişi çekmek gerekir. O yüzden kemikle de ne zaman işlem yaparsanız her yaptığınız olduğunuz yerde şişme, ağrı ve diğer şey çok daha fazla olur. O yüzden 20 yaş dişini çıkartan insanlarda veya çektirenlerde çok ağrılı geçti veya ondan sonraki o 20 gün çok daha ağrılı geçti demelerinin nedeni biraz da ondandır. Ama öncesindeki ağrılar son buluyor değil mi? Çektirdikten evet, evet. Sonra yani, da. Ama çektirecekse zaten onu her arkada çektirmesi gerekir. Hı-hı. Yani şimdi diyorlardır ki hani seyredenlerde bu 20 yaş dişi çıkarken de öne doğru da benim dişlerimi de itiyorlar dedi. Bu da bir etkendir. Ortodontik tedavi görenlerde çoğunlukla çocuklarda daha 20 yaş dişleri hiç çıkmadan çünkü öne doğru bir miktar iteceğini düşündükleri için çekimlerini 16-17 yaşlarında hiç çıkmadan bile yaptıran kimseler söz konusudur zaten yani. Ama üst 20 yaş dişi çekimi kolaydır. Yani üst 20 yaş dişinin çekimi
alta göre çok daha kolaydır. Çoğunlukla da hep anlatan, hikayelerini anlatanların hepsi 6-20 yaştan çekmişlerdir açıkçası. Evet, yani korkulacak bir şey yok aslında. Önlemi alındığında, çekildiğinde evet. Ya da çok aşırı evet. Ağrı boyutuna ulaşmadan. Evet, ama yani en zor çekimlerden evet. Bir tanesi 20 yaş dışı çekimi diyebiliriz açıkçası. Şimdi burada ağız sağlığımızla ilgili bir diğer başlığımız da aftlar ve diş gıcırdatma problemleri. Evet. Öncesinde aftları konuşacak olursak bunlarla ilgili neler söyleyebiliriz? Neden oluşur? Çoğu kişiden çünkü duyuyoruz çok sık çıktığını evet. Ya da bunun sıkça çıkmasının bir tehlikesi var mıdır? Şimdi bazı sistemik hastalıklar esasında aftla kendini gösterir. Yani hı-hı. Behçet hastalığı dediğimizde ağzın içerisindeki bitmeyen bir aftöz lezyonlardan bahsedilir. Evet. Çoğunlukla da hani kişi farkına varmasa bile ağız içerisindeki bazı bulgulardan bazı hastalıkların teşhisinin konulabilmesi de söz konusu olabiliyor. Ama normalde aft dediğiniz şey viral bir enfeksiyondur. Aynı uçuk gibi viral bir enfeksiyondur. Hı-hı. Bu tip şeyler vücut direncinizin düşük olduğu zamanlarda çoğunlukla meydana gelir. Veya çok korktuğunuz zamanlarda veya nasıl söyleyeyim grip olduğunuz zamanlarda daha fazla etken yani ortaya çıkma gibi bir durumları söz konusu olacaktır. Hı hı. Bunun için herhangi bir ilaç kullansanız da kullanmasanız da 7 gün içerisinde grip geçerler gibi. Zaten. Yani evet yani bak güzel. 7 evet. Gün içerisinde ama çoğunlukla ekşi yediğiniz zaman da acı yediğiniz zaman da üzerinde çok fazla bir ağrı meydana gelir. Bunun için özel eczanelerde satılan kremler vardır. Yemek hı hı. Yemeden öncesinde her hareketi o kremlerden üzerine sürdüğü zaman da bu iyileşmekten daha çok hastanın yemek yeme konforunu biraz daha arttırmak açısından yapılmış olan bir şeydir. Ama hiçbir hasta hiçbir şey kullanmasa da bir hafta içerisinde de kendiliğinden geçecektir zaten. Oktay Bey bir telefonumuz var onu cevaplayalım. Tamam. Sonra devam edelim. Metin Bey arıyor bizi. Hoş geldiniz. Buyurun. Alo. Alo. Metin Bey hoş geldiniz. Merhabalar. Kolay gelsin. Teşekkürler. Buyurun dinliyoruz sizi. Hocama bir soru olacak da benim 5 yaşında bir oğlum var. Onun dişlerinde bir problem var. Problem de şöyle. Alt dişleri geriye doğru çıkıyor. Yani tabana doğru çıkıyor. Onunla ilgili nasıl bir tedavi uygulayabiliriz? Daimi dişleri geriden geliyor öyle değil mi? Alt dişleri geriye doğru çıkıyor. Yani düz yukarıya doğru değil de içe doğru yatık çıkıyor. Yatay çıkıyor. Şöyle seyrediyor musunuz bize? Evet seyrediyorum. Süt dişleri şöyle değil de şöyle geliyor arkaya doğru diyorsunuz öyle değil mi? Yani alt evet. Süt düz değil yatay doğrudur. Süt dişlerinden bahsediyoruz zaten şu anda evet, şey yapmış olduğumuz. Değil mi? Evet. Tamam. Yani şimdi şöyle bir şey vardır. Çoğunlukla üst çene dişlerin hepsinin şu şekilde birbirlerinin üzerine oturması gerekir. Ve bu şu üst üste oturmayı gerçekleştirmek isteyeceklerdir. Şimdi sizin çocuğunuzun hani ben görmeden konuşuyorum ama hani gene de bir hekim arkadaşımın görüp doğru yorumu yapması önemli olacaktır. Ben yalnızca fikir yürütüyorum sizin hani çocuğunuzla ilgili olaraktan. Şimdi biz baktığımızda eğer sizin üst çocuğunuzun üst dişleri şu şekilde geliyorsa alt dişler de... Alt dişler evet o şekilde aynen. Şimdi ben size hani alta neden geçtiğini anlatacağım çünkü üstten kaynaklanan bir problemden dolayı olma ihtimali yüksektir de o yüzden anlatıyorum esas şeyimizi. Şimdi bu üst taraftaki dişler şu şekilde dururken alttakiler de dik olaraktan gelir. Ama üstler biraz daha içeriye doğru giriyorsa alt da ister istemez onunla kapanışa gelebilmek için içeriye doğru yatay pozisyonuna gelecektir. Ama şu aşamada çocuğunuza yapabileceğiniz herhangi bir şeyiniz yok açıkçası. Yani süt dişlenmesi bitik, daimi dişlenmesi meydana gelmeye başladığı zaman da normal pozisyonunda gelebilir çocuğunuzun dişleri. Ama gene aynı şekilde dişlerde bu geriye doğru olan, dile doğru olan bir yatma söz konusu oluyorsa her halükarda bir diş hekiminin görüp belki ilerleyen zaman içerisinde bir ortodontik tedavi ihtiyacı olabilir. Ama süt dişleri aşamasında çok yapabileceğiniz bir işleminiz yok açıkçası. Yani daimi dişleri çıkmaya başladık. Daimi dişler çıkmaya başladıktan sonra pozisyona gelemeye evet. Kadar uyguluyor. Evet. Evet. Yani çünkü süt dişlerinde zaten 5 yaşınızdaki çocuğa bir şey yapmak isteseniz de yaptırmayacaktır zaten. Yani bizim yaptırmazlar, de ona bir şey... doğrudur. O yüzden de süt dişleri çıkmaya başladıktan sonrasında takip ederseniz eğer gene arkaya doğru bir gidim söz konusuysa hekim arkadaşlarımızla beraber hani baktığımız zaman da onlar size yol gösterecektir. Belki ilerleyen zamanlarda bir ortodontik tedavi ihtiyacı da olabilir çocuğunuzun. Peki Metin Bey teşekkür ediyoruz. Çok kısa bir sorun daha olacak. Çok özür dilerim. Tabii buyurun. Ortodonti devlet hastanelerinde var mıdır?
Devlet hastanelerinde yok. Şeyde de benim bildiğim kadarıyla yok. Hani gene de yanlış bir bilgi de vermemiş olayım size. ADSM'lerde, diş sağlığı merkezlerinde yok ama dışarıya sevk ediyorlar açıkçası. Eğer hani bu tipte bir problem meydana geliyorsa dışarıya sevkleri söz konusu olacaktır. Ama sizin çocuğunuzun nereden baksanız en az bir 3 senesi vardır. Yani hani böyle bir tedavi ihtiyacına var mı yok mu diyebilmek için bir 3 senesi vardır. Peki, çok mersi, çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyoruz, hoşçakalın. Diş gıcırdatmada kalmıştık haftalardan sonra. Diş gıcırdatma evet. problemini yaşayan kişiler aslında farklı sorunlar da beraberinde sanırım yaşayabiliyor. Bunun için neler söyleyebiliriz? Şimdi, niye olur bu problem? Diş gıcırdatma çocuklarda da çok fazla olan bir şey. Esasında belki de şey yapsaydık, ya benim çocuğum geceliğin diş gıcırdatıyordu diyebilir de evet. izleyicimiz şey içerisinde. Bu normaldir çocuklardaki diş gıcırdatma. Daha süreç ilerlediği müddetçe yavaş yavaş ortadan kalkacak olan bir şeydir. Bu daha çok stresten kaynaklanan bir şeydir. Yani bu şu görmeyiş olduğu şuradaki masseter kasların normalden fazla kasılmasıyla alakalı olan bir durumdan kaynaklanır. Bunun için şöyle bir handikapı var. Diş boyları azalır bu kimselerde. İki taşı birbirine aldığınız zaman da birbirine sürttüğünüz zaman nasıl aşınma meydana geliyorsa aynı şekilde dişlerin aşınması da meydana gelir. Diş gıcırdatıp gıcırdatmadığını kişiler bilmiyorsa ki yanında yatan birisi varsa veya şey varsa bunu her halükarda bilir zaten. Ama hani öyle bir şey yoksa dişlerine baktıkları zaman da dişlerin sivri kas tepeleri vardır. O kas tepelerinin aşınmalar meydana gelmişse bu kişi diş gıcırdatıyor demektir. Burada kişiler kendileri fark etmez mi peki hiç? Fark eder. Sabah kalktıklarında belki. Fark eder. Sabah kalktıklarında bu bölgelerinde ve şakaklarında çok fazla ağrıları olur ve ağızlarını sabah kalktıkları zaman çok fazla açamazlar. Gün içerisinde yavaş yavaş açmaya başlarlar bu kimseler. Bir de dişlerin üzerine normalden çok baskı gelir. Bu tip hastalarda da hani iltihaplanma, dişlerin köklerinde iltihaplanma olması gibi bir durum söz konusu olur. Diş boyutları azaldığı için hastalarda, şimdi normalde diş boyutu azalsa şurada bir çökme meydana gelir. Bu bölgelerde hafif kırışmalar ve etmeler de meydana gelebilir. Yani bir sürü nedeni ortaya çıkar. Ama tedavi olaraktan baktığınızda yani bunu bazıları hani bilinçsiz ortam geceliğin yapıyorlar. Geceliği yapanlarda gece plakları yapılabilir. Hani gece plaklarıyla beraber dişlerin birbirlerine temasları engellenebilir. Bir başka şey de şimdi botoks uygulaması dediğimiz bir uygulama meydana getiriliyor. Şu hani şu aşamada yapacak olan. Buradaki masseter kasanızın içerisine 3 noktasına botoks uyguluyorsunuz ve masseter kasının kasılmasını engelliyorsunuz bir miktarda. Burada geceliğin diş sıkmanızı çok daha azaltacak olan bir şeydir. Belirli periyotlarla uygulandığı zaman da her halükarda diş sıkmanızın çok daha azalacağını göreceklerdir kimseler. Tedavisi de mümkün. Evet. Yani böyle bir tedavisi de var. Yani. Evet. Bir telefonumuz daha var Oktay Bey. Onu da yanıtlayalım. Şükrü Bey arıyor bizi İstanbul'dan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk önce böyle bir yayın... Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İlk önce böyle bir yayın yayınladığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür hocama ederiz. Sorum var. Buyurun, dinliyoruz. Hocam, benim böyle köpek dişi diye tabir ettiğimiz dişten itibaren arka tarafa doğru boşluk var. Yani hiçbir şekilde dişim yok. İmplant üzerine buraya kaç tane implant yapılabilir? Yani implant desteğiyle beraber o diş aralarını nasıl tamamlayabiliriz diyerekten. Kaç yaşındasınız? Ben 40 yaşındayım hocam. Şimdi şöyle söyleyeyim. İmplantın mantığı şudur açıkçası. Yani en amiyane tabirle bir tahta düşünün. Tahtanın içerisine çivi çakıyorsunuz. Ve sizin buradaki tahtanızın kalınlığı önemlidir her halükarda. Tahtanız ne kadar kalınsa veya yani kemiğiniz ne kadar varsa implantı da ona göre yerleştirmesi söz konusudur. İmplant tedavisi yani ilk başlatılmış olduğunda yurt dışında da tek diş kayıplarına tek diş implant yapılması gibi bir durum söz konusudur. Yani burada esasında sizin köpek dişinizden arkaya doğru birinci küçük azı, ikinci küçük azı, birinci molar ve ikinci molarda 4 diş eksiğiniz var. Yani 20 yaş dişini saymıyoruz. Bu 20 yaş dişinin olmuş olduğu durumda 4 tane implant yapılabilir. Hani bu endikasyonların içerisindedir. Bakmış olduğumuzda 3 implantla da bunu yapma şansınız olur ama 2 implant her zaman riskli olacak olan bir şeydir. Yani 4 numaraya ve 7 numaraya yapıldığında. Nedeni de şudur. Her şey veya her diş kendi kuvvetini veya her implant kendi kuvvetini karşılayabildiği zaman daha uzun ömürlü kullanma şansına sahip olabilirsiniz. Ama
Birkaç tane dişin kuvvetini de almaya başladığınız zaman da o zaman her halükarda o implantta da problem yaşayabilme gibi bir durumunuz söz konusu olacaktır. Ama sizin şu andaki kemik yapınızı, yani bir tomografi görmeden, kemik yapınızı görmeden şu kadar diş yapılabilir veya bu kadar implant yapılabilir deme şansımız çok fazla yok açıkçası. Şükrü Bey. Çok teşekkür ederim biz hocam. Teşekkür bir sorum ediyoruz. Daha hocam. Buyurun. Bu daha önce yaptığım daha önce yaptırmış olduğumuz bu protezlerin altlarında hep bir koku ve ya intihap olayları oluyor hocam. Bunu önlemek için ne yapmamız gerekiyor? Şimdi burada önemli olan şeylerden birisi ne kadardır protezinizin ağzınızda olduğudur. Hani bakmış olduğumuzda. Çok uzun süreli olan protezlerde alt taraftan diş etinde bir miktar çekilme meydana gelmişse, yani bu 7-10 sene civarında kullanıyorsanız diş etlerinizde bir miktar çekilme meydana gelir ve aralarına besin artıkları girmeye başlar. Sizin bu besin artıklarını çok temizleyebilmeniz mümkün olmaz ve iltihaplanmalar bununla kaynaklanmış olabilir. Ağız kokusu da bununla kaynaklanmış olabilir. Bir de uzun köprülerde özellikle bu köprünün altında kalan bölgelerin çok iyi fırçalanması ve onlar için yapılmış olan özel iplerle temizlenmesi gerekiyor. Çünkü bunların hepsi bir besin artıklarının durabilecekleri yerlerdir ve bunların temizlenebilmesi her halükarda çok daha zordur. Bunları gerçekleştirirseniz ağız kokunuzun geçeceğini tahmin ediyorum açıkçası. Peki, çok teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz size. İyi günler diliyorum. Şimdi izleyicimiz de değindi aslında ağız kokusuna biz de geçiş yapacağız. Sorunun üstüne şeyle devam ediyor diyor. Evet, çünkü ağız kokusu sorunu zamanla sosyal bir sorun haline de ne yazık ki dönüşmüş olabiliyor. Neden dolayı meydana geliyor ağız kokusu? Şimdi ağız kokusunun birinci meydana gelmesi, yani ağız olaraktan düşünürsek, daha sonrasında hani anlatırız şeyce, ağız olarak düşünürsek bir çürük diş varsa hastanın ağzında ve orada bir besin artı ve bir bakteri üremesi söz konusuysa her halükarda orada bir koku meydana gelir. Yani evet, gelmemesi mümkün değildir. Veya beyefendininki gibi bir protez kullanmış olduğunda protezlerin aralarını ve altlarını iyi temizleyememe gibi bir durumun söz konusuysa eğer, o zaman orada besin artığı meydana geldiğinde bu kokuyu oluşturur. Şöyle anlatayım onu da. Yani ağzımız 36 derece diye düşündüğümüzde yazın bir yemek yapıyorsunuz. Yemeği dışarıda bırakıyorsunuz. Ve oksijen sonra kapağını da kapatıyorsunuz. Aynı ağzınızın içerisi gibi. Ve temizlemediğiniz şey. O bölgeyi temize besin artığı kaldığında, sabahleyin nasıl kaldırdığınızda kötü bir koku alıyorsanız, aynı şekilde ağzınızın içerisinde bu kötü kokuyu almanız doğaldır zaten. Ha, bunu nasıl yapabilirim? Birincisi çok iyi fırçalamak. Gece yatmadan önce. İkincisi diş ipi yapmak ve ondan sonra varsa da ağız gargınızı yaparaktan, hani hiç çürüğünüz yoksa, proteziniz yoksa, proteziniz varsa protezi altını temizleyici diş ipleri var. O diş ipleriyle beraber o protez altlarını temizleyerekten her tarafın temiz kaldığını emin olmak gerekiyor. Tüm bunları yaptıktan sonra yine de kokuyorsa ağız, tabii ki protez falan yoksa, ağız temizliğini yapıyorsa ve koku devam ediyorsa başka problemler yatıyor olabilir vardır, mi peki? Diş taşı vardır hastanın. Diş taşları olduğu zaman da her halükarda orada bir bakteri birikmesi söz konusu olduğu için aynı şekilde bir kokunun meydana gelmesi söz konusudur. Ama bir başka şey de, şimdi düşündüğümüz zaman da ağız şöyle düşünüyor. Şurası burun. Şurası burun, burası ağız, burası da midedir esasında. Şimdi sizin burnunuzda herhangi bir şekilde sinüzitiniz veya bir gribiniz veya arkaya doğru bir akıntınız söz konusuysa, buradan meydana gelen akıntı, şuradan meydana gelen akıntının ilk çıkacağı yer ağızdır. Evet. Çoğunlukla grip olduğu zamanlarda hemen çocuklarını alıp geliyorlar. Benim çocuğumun ağzında muazzam bir koku var. Bu neden kaynaklı? Bakıyorsunuz hiç çürüğü yok, herhangi bir şey yok. Geniz akıntısı var mı diyorsunuz? Var diyorlar. O zaman onu tedavi ettirmek için bir kulak burun boğazcıya gönderiyoruz bakmış olsun. Diğer taraftan baktığınızda midede gastriti vardır, ülseri vardır, başka bir şeyler de. Buradaki meydana gelmiş olan bir gaz çıkışı veya orada meydana gelen bir problemin ilk yansıyacağı yer ağızdır zaten yani. Ama biz ilk önce ağız tedavisini yapıyoruz. Yani çürükleri, diş taşlarını, bütün her şeyini yapıyoruz. Ağız hijyenini tam istediğimiz bir noktaya getirdikten sonra hasta hala ağız kokusundan şikayet ediyorsa, bu sefer diyoruz ki bir daha iyileyeceğe gidin. Diyoruz ki bir kulak burun boğazcıya gidin. Ha, baktık herhangi bir şekilde bunlarla da bir problem meydana gelmiyor.
vermemiş. O zaman bazı hastalıklar ağız kokusu meydana geliyor. Mesela şeker hastalarında aseton kokusu meydana geliyor. Böbrek rahatsızlığı olanlarda balık kokusu gibi bir balık, yani o koku meydana geliyor. Ama bunların önüne geçebilmemiz bazen mümkün olmuyor yani. Bazen ağız koku, kuruluğu yaptığı zaman da aynı şekilde meydana gelecek olan bir koku meydana geliyor. O zaman da diyoruz ki çok fazla su tükettiğiniz müddetçe o ağız kuruluğunuzu ne kadar minimalize ederseniz o kadar fazla kokuyu arındırma şansına sahip olabilirsiniz açıkçası. Burada tabii ki bu hastalıklarımız yoksa o zaman bakım en önemli şey. Tabii ki. Ve tabii bir de diş taşı yoksa. Peki ağız bakımı için nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Burada her geldiğimizde diş fırçalamayı falan gösteriyoruz. Ne şekilde yapmamız gerektiğini, nelere dikkat etmemiz gerektiğini. Başlıklarımız aslında bitmedi ama süremiz bitti. Bunun için neler söyleyelim? İzleyicilerimize bu konuda dilerseniz mesaj verelim. Ağız bakımı neden önemli? Ne şekilde bakımını yapalım? Benim söylediğim tek şey şudur. En az 2 dakika boyunca fırça her yere değecekmiş şekilde dişlerinizi fırçalamanız, daha sonra dilinizi dişlerinizin üstünde gezdirdiğiniz zaman herhangi bir kabarıntı olduğunu hissetmiş olduğunuz yeri tekrardan fırçalamanız, fırçalama bittikten sonra bir diş ipi yapması, hastaların diş ipi yaptıktan sonra başka herhangi bir şey yapmalarına gerek yoktur açıkçası. Ha, gargara istiyorlarsa yapabilirler ama biz çok gargara yapılmasını istemiyoruz. Çünkü şöyle söyleyeyim, bir bakteri vardır, bir de virüs vardır ağzın içerisinde ve bunları izole edemezsiniz. Zaten izole ettiğiniz zaman da çürüğü de engellemiş olursunuz baktığımızda. Gargaralarla bazı şeyleri çok baskılarsanız öbür taraftaki baskın olmaya başlar. Yani ne kadar çok bakteriyi baskılamaya çalışırsanız o kadar viral enfeksiyon ortaya çıkar. Aflar veya uçukların çok daha fazla ortaya çıkması söz konusu olabilir. O yüzden hani kararında hepsini yapabilir. Gargara için söylerim. Ama diğerlerini normal fırçalamayı yapıyorlarsa hiç problem yok. Ve ben hep şunu söylerim. 6 ayda bir hekimlerine gitmelerini, hekimlerini görmelerini, hekim bir şey bulmayacaktır büyük ihtimalle ama her gittiklerinde fırçalayamadıkları yüzeyleri hekim kişilere anlatır. O zaman hasta biraz daha motive olur. Eve gittiğinde o bölgeleri biraz daha fırçalamaya başlar. Ama 6 ayın sonuna doğru geldiğimiz zaman da hasta o motivasyonunu kaybeder. Ama tekrardan hekime gittiğinde tekrardan motive olur. Böylece ağız sağlığını istediği şekilde geçirme şansına sahip olacaktır. Evet, motivasyonu içinde çok önemli. En önemli şey motivasyon esasında. Yani hani kişiyi kendini motive edebilmek için diş hekimine gidip şuralar var, şuralar yok. Varsa da bir çürüğü veya herhangi bir şey onunla da ilgili bilgisi sahibi olmuş olur zaten yani. Peki çok teşekkür ediyoruz Oktay Bey verdiğiniz bilgiler ve öneriler için. Değerli izleyenler programı noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.